Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar din kültürü ve ahlak dersimizin 1. dönem 2. sınav sorularını cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Kur'an yeniden diriliş anlatırken insanın aklına hitap eder ve yaşamından tecrübe edilebilir örnekler üzerinden onu düşünmeye yönlendirir. Yeniden dirilişin nasıl gerçekleşeceğini kavraması için insana deliller getirir. Bu delillerden ilki bir şey yoktan yaratanın onu ikinci defa yaratmasının mümkün olacağıdır. Sorumuz şu şekilde yeniden dirilişle ilgili bir ayet meal yazınız. Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de De ki onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. Ayetini yazdığımız zaman ba'ans konusu yani yeniden dirilişle ilgili ayetimizi yazmış oluyorsunuz. Buradan farklı sorular gelebilir ama bu metni tam anladığınız zaman yeniden diriliş nedir? Kur'an yeniden dirilişi nasıl anlatır? Yeniden dirilişin diğer ismi Bars'tır. Onunla ilgili ayette budur. İkinci sorumuz, İslam dini vefat eden kişi Müslümanlara bazı görev ve sorumluluklar yükler. Vefat eden kişi için çünkü İslam'da insanın ölüsü de saygıya layıktır ölen kişiyle ilgili neler yapılmaktadır diye. Biraz ayrıntılı yazdık ama sizler bunları özetleyerek sınavda yazabilirsiniz. Şimdi bir kişi vefat ettiği zaman değerli arkadaşlar İslam dini Müslümanlara bazı görev ve sorumluluklar veriyor. Tamam mı? İslam'da insanın ölüsü de dirisi de saygıya layıktır. Dolayısıyla ölünün adeta yeni doğmuş bir bebek gibi yıkanması, kefenlenmesi nedir? Bu yeniden doğuşu sembolize etmektedir. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazının kılınması, efendim devin için gerek defin etmek için gerekli işlemlerin yapılması, ölen kişinin evine, akrabalarına, yakınlarına taziyede bulunulması, ölen için dua edilmesi, tüm bunlar nedir? Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayi nedir? Müslümanların bir kısmı bunu yerine getirirse diğerlerinden sorumluluk kalkar. Ama hiç kimse yapmazsa herkes sorumlu olur ki Müslüman toplumunda, Müslüman Türk halkında böyle bir şey olmaz zaten. Buraya kadar anladık. Şimdi bir kişi diyelim vefat etti. Bu hepimizin başına gelecek. Ne yapacağız? Bunu sadece ders için değil günlük hayat içinde uygulayabiliriz. Ölen kişinin ne yapacağız? Öncelikle gözlerini kapatacağız. Çenesini de başıyla bağlayacağız. Üzerine bir örtü çekeceğiz. Ölüm olayı onu tanıyanlara ve çevreye duyurulacak. Müezzinler haber verecek. Sela okunacak. 112 arayacağız. Ambulans gelecek. Daha sonra İslam dininin öğütleri ve bu öğütlerin kültürün içindeki bi biçimlenişine göre ölen kişi ahirete uğurlanırken bazı uygulamalar yapacağız. Buraya kadar da anladınız. Ne yapacağız? Ölen kimsenin ahirete uğurlanması sırasında ve sonrasında ülkemizde bazı uygulamalar vardır. Nedir? ölünün yıkanıp kefenlenmesi, varsa vasiyet ve borçlarının yerine getirilmesi, ardından cenaze namazının kılınması, ölü için Kur'an-ı Kerim okunması, Yasinler okunması, dualar edilmesi, ailesine taziyelerde bulunulması ve ölünün arkasından hayır yapılması nedir? Cenaze sonrasında yapılacak güzel işlemlerdir. Sizlere buradan hangi tür soru gelirse bu metnimizi tam anladıysanız bu cümlelerimizi yazarsanız doğru kabul edilir. Üçüncü sorumuz Bakara suresinin 150 çela 157. ayetlerinde hangi konu üzerinde durulmaktadır? Kısaca anlattınız. İslam dininin inanç, ibadet ve hayat düzeni ilgili bilgiler, münafıklar, Allah'ın varlığı ve bilgi birliği ile ilgili deliller, insanın yaratılışı kabiliyetleri, insanın imtihanı, Kabe'nin yapılışı ve Müslümanlar için kıble oluşu, hac ibadeti, günlük hayattan nikah, boşanma, din ve vicdan hürriyeti, dua etmek ve İsrailoğullarının tarihinden ibretlik kesitler, vasiyet konuları ve oruç konuları gibi dinimizin bu dünyada uygulamamız istediği hususlar bu ayetlerimizde dile getiriliyor. Hazreti Muhammed'in örnek şahsiyeti hakkında dört madde yazınız. Tüm güzel vasıflar peygamberimizde vardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah onu üsve-i hasene olarak bize tanıtmıştır. Yani güzel bir örnek. Dolayısıyla 40 yaşından önceki peygamberlik hayatında da 40 yaşından sonraki peygamberlik sonrası hayatında da tüm insanlık için önder ve örnek bir şahsiyettir. O insanlara değer verir. Tüm canlılara karşı merhametliydi. Herkesin güvenini alan güvenilir biriydi. muhammed Emin'di. Her işi kolaylaştırıcı olarak uygular. Asla nefret ettirme zorlaştırmazdı. Verdiği sözlerde daima durur. Ve zamanı da en iyi şekilde değerlendirirdi. Beşinci sorumuz. Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini yazarak kısaca açıklayınız. Sorumuz bu şekilde uzun gelmeyebilir. Peygamberlikle ilgili işte tebliğ görevini açıklayın. Tebliğ görevini ya da teşri görevi ya da bunlardan açıklama verip bunlar nedir denebilir. Hemen kısaca açıklayayım aklınızda kalsın. Ve muhakkak bu soru gelir cevaptan doğru şekilde verin. Şimdi peygamberlik tabii ki bazı görev ve sorumlulukları da beraberine getiren bir durumdur. Nedir onlar? En önemlileri tebliğ, tebyin, teşri ve temsildir. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed de bu peygamberlik görevlerini yerine getirmiştir. Şimdi bu sorumuzda size ilk üç maddeyi tebliğ, tebliğ ve teşriden bahsedeceğiz. Diğer sorumuzda da temsille ilgili bilgileri vereceğiz. Yani sorumuz bir bütün şeklinde devam edecek. Tebliğ kısaca şudur. Tebliğ etmekten aklınıza kalsın. Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmeleridir. Kur'an Allah diyor ki Resul'e düşen ancak duyurmadır. Allah açıkladığınızda gizlediğinizi de bilir. İşte peygamberimiz de birinci görevi Allah'ın vahyettiği ayetleri insanlara sahabelerine eksiksiz olarak okumuş, öğretmiş ve vahiy katiplerini de yazdırmıştır. İşte bu tebliğdir. Bir diğeri tebyindir. Yani peygamberimizin kendisine gönderilen vahiyleri açıklamasıdır. Çünkü ayetleri tebliğ etmenin yanı sıra onları açıklamak gerekiyordu. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an indirdik. Peygamberimiz orada işte namaz kılın, oruç tutun, güzel ahlak dolun, hırsızlık yapmayın gibi tavsiyeleri, emirleri, yasakları insanlara açıklamıştır. Buna da tebyin deniyor. Bak tebyin beyan etmek açıklamak demektir. Üçüncü olarak teşriği bahsedebiliriz. Peygamberimizin dini konularda yeni bir hüküm koyma yetkisine denir ki Kur'an'da Allah işte o peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim teferruat olmadığı için Kur'an-ı Kerimle ilgili benzer özelliklerde olan konuları peygamberimiz Kur'an'a dayanarak kendisi hüküm koymuştur. İşte günahtır, farzdır, helaldir gibi. Evet şimdi bir diğer peygamberlerin görevinden temsil ile devam edeceğiz. O altıncı sorumuzda geldi. Andolsun Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle. Hazreti Peygamber'e uyulması gereken güzel bir örnek olarak bildirir. Buna üsve hasene denir unutmayın. Bu da gelebilir sınavda. Üsve-i hasene güzel bir örnek demektir. Şimdi sorumuz şekilde yukarıdaki ayeti açıklayınız. Ne diyeceğiz? Peygamberimiz peygamber olarak temsil görevini yerine getirmiştir. Temsil ne demektir? Peygamberin vahyi tebliğcisi açıklayıcı olarak bizzat bunları yaşaması, uygulaması görevidir. Hani dedik ya tebliğ ediyor. Gelen ayetleri hemen bildiriyor. tebin ediyor, açıklıyor. işte teşrih ediyor diyelim. Kural koyuyor. İşte tüm bunları peygamberimiz yaşarsa ona temsil denir. Peygamberimizin insanlardan seçilmesinin bir nedeni de zaten Allah'ın gönderdiği vahyin bizzat bir insan tarafından yaşanarak gösterilmesidir. Düşünün melek olsaydı nasıl yapacaktı? İşte Peygamberimiz de vahyin insanlardan istediğini önce kendi hayatında uygulamış, insanlar onun yaşayışına dikkat ederek bir anlamda Kur'an'ın ne demek istediğini anlamışlardır. Allah insanlardan neyi istemişse bunu önce hayatında uygulayıp yaşayan Hazreti Peygamber olmuştur. Peygamberimiz getirdiği dini kendi hayatına en iyi şekilde yaşayarak dinin nasıl anlaşılması ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda örneklik teşkil etmiş, en güzel örnek olmuştur. Buna da temsil deriz. Yukarıdaki ayetimizde bunu bahsediyor. Yedinci sorumuz son sorumuz olacak. Birinci dönem, ikinci sınavlarımızla ilgili, birinci senaryo ile ilgili. Hazreti Peygamber'e bağlılık ve itaatle ilgili bir ayet meali yazınız. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözleridir. 6666'dan ayet vardır. Unutmayın Kur'an ikra, oku emriyle başlar. Dolayısıyla ahirete vardığımız zaman Allah bize okudun mu diye soracaktır. Çünkü ben size okuyun dedim. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim için bir mesajdır. Onu okuyup anlayıp hayatımıza uygulamamız lazım sevgili gençler. İtaat ne demek? Bağlılıktır. Peygamberimize bağlı olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirine de gelince. Biz seni onların başına bekçi göndermedik ve ey, ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygamber'e itaat edin gibi pek çok ayette Allah'a itaat ile peygamber'e itaat birlikte yer alır. Sevgili arkadaşlar peygamberimiz şunu dememiştir. Ben parti kurdum gelin bana oy verin ya da ben futbol takımı kurdum işte benim takımı tutun. Böyle bir şey yapmamış. Ne demiş peygamberimiz? Allah beni peygamber seçti bana Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Dolayısıyla bana inanırsanız, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yasaklarını yerine getirirseniz, bu dünyada mutlu olursunuz, ahirette de cennete gidersiniz. Tabii bunları anlatırken dinimizin gereği, la ikrahe fit dinde din zorlama yoktur ayetini uygulamıştır. Dinimizi sadece anlatmıştır, asla dini kabul edin diye baskı uygulamamıştır ki, Bizler de peygamberimizin işte bu sözlerini ne yapacağız? Kendimize rehber edinip dinimizi öğreneceğiz, insanlığı anlatacağız. İsteyen inanacak, isteyen inanmayacak diyerek dersimizi tamamlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik diye derslerde yine görüşeceğiz. Kanalımızdan tüm derslerimizin konu anlatımlarını, tüm derslerimizin sınav örneklerini izleyebilirsiniz diyor. Hepinize tüm derslerinizde başarılar diliyoruz.